Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bir sıfat tarafından belirtilmiş belirtisiz ad tamlaması kullanılmıştır. Evet, bu doğrudur. Nisan akşamı bir belirtisiz ad tamlamasıdır. Ve buradaki bir sözcüğü herhangi bir anlamındadır belgisiz sıfattır ve bu ad tamlaması belgisiz sıfat tarafından belirtilmiştir. Hem tamlayan eki hem çoğul eki almış adlar kullanılmıştır. Evet, bu da doğrudur. Rüzgarların, ormanların, denizlerin hem çoğul eki hem de tamlayan eki almış olan sözcüklerdir. Tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük girmiş ad tamlamaları vardır. Evet, bu da doğrudur. Rüzgarların ferahlatıcısı bir belirtili isim tamlamasıdır. Burada en sözcüğü tamlayanla tamlayan arasında girmiştir. Denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu tüm bu tamlamalarda aynı durum vardır. Birden fazla hal ekine yer verilmiştir. Evet, bu da doğrudur. Burada vakitlerden sözcüğündeki den ayrılma, çıkma durum ekidir. Sende sözcüğündeki de bulunma durum ekidir. Mavisini de ki buradaki i belirtme durum ekidir. Dolayısıyla birden fazla hal ekine yer verilmiştir. Bize verilmiş olan bu dizelerde zincirleme at tamlaması yoktur. Cevabımız B seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? İkinci dizede belirtisiz at tamlaması vardır. Bu doğrudur. Nisan havası belirtisiz at tamlamasıdır. Tamlayan ek almamış, tamlanan ise iyilik eki almıştır. Üçüncü dizede çoğul eki almış somut adlar kullanılmıştır. Evet bu da doğrudur. Zincirler, kelepçeler çoğul eki almış somut attır. Yani beş duyumuzdan herhangi biriyle varlığını kavrayabiliriz. Dördüncü dizede Tamlayanı fiilimsi öbeği olan belirtisiz ad tamlaması vardır. Evet bu da doğrudur. Kanatlarını açmak zamanı. Zamanı tamlanan kanatlarını açmak tamlayandır. Burada açmak sözcüğü isim fiildir. Yani tamlayanımız bir fiilimsi öbeğidir. Beşinci dizede somut cins ad kullanılmıştır. Evet bu da doğrudur. Kaldırımlar sözcüğü somuttur ve cins isimdir. Özel isim değildir. Birinci dizede tam niteleme sıfatı almış ad tamlaması yoktur. Burada sevgilinin gülüşü bir ad tamlamasıdır. Ancak buradaki ilk sözcüğü birinci anlamındadır ve sayı sıfatıdır yani belirtme sıfatıdır. Niteleme sıfatı değildir. Cevabımız A seçeneğidir. Bu dizelerde kaç tane ad tamlaması vardır? Bir bir kapandı ümit kapısı. Ümit kapısı belirtisiz isim tamlamasıdır. İçimde var benim gönül yarası. Gönül yarası belirtisiz isim tamlamasıdır. Benim içim tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş bir belirtili isim tamlamasıdır. Göz yoktur faydası, göz yaşlarımın faydası belirtili isim tamlamasıdır. Yaşadığımız alem hayal dünyası, hayal dünyası belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu cümlede 5 tane at tamlaması vardır. Cevabımız E seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Belirtisiz at tamlamasına yer verilmiştir. Evet bu doğrudur. Bayram yemeği belirtisiz bir at tamlamasıdır. Tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş at tamlaması vardır. Bu da doğrudur. Ömrün dalgınlığı bir belirtili isim tamlamasıdır. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir. Bulunma durumu eki alan birden fazla soyut ad kullanılmıştır. Evet bu da doğrudur. Felekte ve dalgınlığında bulunma durumu eki almış soyut adlardır. Beş duy organımızla kavrayamayacağımız isimlerdir. Aynı dizide tamlayana düşmüş birden fazla sözcük kullanılmıştır. Evet bu da doğrudur. Anam, babam, kardeşlerim, benim anam, benim babam, benim kardeşlerim tamlayanlar düşmüştür. Tamlayanı kişi zamiri olan belirtili ad tamlaması yoktur. Cevabımız B seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tamlayanı sıfatla nitelenmiş belirtili ad tamlaması vardır. Evet bu doğrudur. Aşığın dönüşü belirtili isim tamlamasıdır. Burada ebedi sözcüğü bir niteleme sıfatıdır ve tamlayanı nitelemiştir. Nasıl aşık? Ebedi aşık. bulunma hal eki belirtisiz at tamlamasına getirilmiştir. Evet bu da doğrudur. Baharlar içi bir belirtisiz at tamlamasıdır ve bulunma durum eki almıştır. Tamlayanı ile tamlananı arasına sözcükler girmiş at tamlaması vardır. Evet bu da doğrudur. Ömrün türküsü belirtili isim tamlamasıdır. Ve en güzel bu isim tamlamasının tamlananın nitelemektedir. Onun sıfatıdır. Çoğul eki almış sözcüklerin hepsi soyut attır. Bu yanlıştır. Bunu söyleyemeyiz. Çünkü çiçekler çoğul eki almıştır ve somuttur. Demek ki bütün çoğul eki almış olan sözcükler soyut değildir. Türemiş sıfata yer verilmiştir. Evet bu da söylenebilir. Nasıl kış? Ümitsiz kış. Ümitsiz sözcüğün niteleme sıfatıdır. Ve burada yapım eki almıştır. Dolayısıyla türemiş bir sıfattır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu dizilerde verilmiş altı çizili tamlamalardan hangisi ötekilerden farklıdır? Bir numarada verilen dergi sayfası sadece tamlanan ek aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. Masa başı Yine sadece tamlanan ek aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. Kağıt parçası evet yine sadece tamlanan ek almıştır. Belirtisiz isim tamlamasıdır. Şiir demetleri yine sadece tamlanan ek almıştır. Belirtisiz isim tamlamasıdır. Akdeniz'in ateşi tamlayan tamlayan ekini almış, tamlanan ise yeri ekini almıştır. Her iki unsurda ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Cevabımız 5 numara E seçeneğidir. Bu açıklamaya göre numaralanmış dizelerin hangisinde hem belirtisiz ad tamlaması hem de belirtili ad tamlaması kullanılmıştır. Kalın dağ kazaklarıyla karşılar bizi dağ kazakları belirtisiz ad tamlamasıdır. Tamlayan sıfat almıştır. Kumaşına iş işlemiş burada bir isim tamlaması yoktur. Terletir onca koşuş Koşturmanın arasında. Burada koşturmanın arası sadece bir tamlama vardır. O da belirtili isim tamlamasıdır. Şiirin yarası boncuk ve tüylerle kaplıdır. Şiirin yarası belirtili isim tamlamasıdır. Belirtisi isim tamlaması yoktur. Şairin düşü ise gök taşıyla uğrar üstümüze. Evet burada şairin düşü belirtili isim tamlamasıdır. Çünkü hem tamlayan hem tamlanan ek almıştır. Gök taşı da belirtisiz isim tamlamasıdır. Çünkü sadece tamlanan ek almıştır. Cevabımız 5 numara E seçeneğidir. Bu dizelerde tamlayana düşmüş kaç at tamlaması kullanılmıştır? İyilik eki almış ve tamlayanı olmayan sözcük tamlayanı düşmüş at tamlamasıdır. Benim bağrımdır bu. Benim sözcüğü kullanılmadığı için tamlayanı düşmüş bir isim tamlamasıdır. Tutuşum benim tutuşum, benim bakışım, dilerimdeki im şahıs ekidir çünkü fiile gelmiştir. Bunu karıştırmıyoruz. Özlemin senin özlemin, inceliğin senin inceliğin. Dolayısıyla bize verilmiş olan bu düzelerde 5 tane tamlayana düşmüş ad tamlaması vardır. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde takısız ad tamlaması kullanılmıştır? Takısız ad tamlamasında hem tamlayan hem tamlanan ek almaz. Sıfat tamlaması ile karıştırılabilir. Karıştırmamak için tamlayanla tamlanan arasındaki anlam ilişkisini iyi bilmemiz gerekir. Tamlayan tamlananın neyden yapıldığını ya da neye benzediğini anlatıyorsa o zaman takısız ad tamlamasıdır. Deri ceket bir takısız at tamlamasıdır. Çelik tencere bir takısız at tamlamasıdır. Taş duvar bir takısız at tamlamasıdır. Altın küpe de yine bir takısız at tamlamasıdır. Çünkü bu tamlamalarda tamlayan tamlananın neyden yapıldığını belirtmektedir. Kara gözlerle karşısındaki hasta ninesine bakıyordu. Bu cümlede bir takısız at tamlaması yoktur. Kara gözler sıfat tamlamasıdır. Hastanine sıfat tamlamasıdır. Nasıl göz? kara göz? Nasıl nene Hastanine. Cevabımız D seçeneğidir. Ad tamlamaları başka bir adı niteleyerek sıfat görevi kazanabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek gösterilemez? Gül rengi yanakları vardı küçük çocuğun. Gül rengi sıfat görevinde kullanılmış bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl yanak? Gül rengi yanak. Bu restoranda İtalyan tarzı yemekler de sunuluyor. Nasıl yemek? İtalyan tarzı yemek. İtalyan tarzı bir ismi niteleyen belirtisiz bir ad tamlamasıdır. Allah vergisi bir yetenekle her türlü enstrümanı çalıyordu. Nasıl yetenek? Allah vergisi yetenek. Allah vergisi belirtisiz isim tamlamasıdır. Ev yapımı ürünler her zaman fabrikadan çıkan ürünlerden sağlıklıdır. Nasıl ürünler? ev yapımı ürünler, ev yapımı belirtisi isim tamlamasıdır ve bu cümlede sıfat göreviyle kullanılmıştır. Senin arabana aytozu grisi de yakışırdı. Burada ay tozu grisi bir isim tamlamasıdır. Çünkü sıfat tamlamaları eksiz kurulabilir. Yani ay tozu gri diyebilmemiz lazımdı ancak diyemiyoruz. Demek ki bu bir isim tamlamasıdır. Ay tozu burada tamlanan, tamlayan, gri ise tamlanandır. Dolayısıyla burada bir adı niteleyen ad tamlaması yoktur. Cevabımız C seçeneğidir. Zamirler ad tamlamalarında tamlayan veya tamlanan olabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek yoktur? Sevinme ey sevgili, senin gönlünü de yıkan çıkacaktır. Senin gönlün bir isim tamlamasıdır ve tamlayanımız kişi zamiridir. Benim derdimi anlamayan yaşadığımı yaşamamıştır. Benim derdim bir isim tamlamasıdır, ad tamlamasıdır ve benim sözcüğü kişi zamiridir. Dertlerinin hiçbirini anlatmayan aşık ruhuyla hesaplaşır. Dertlerinin hiçbiri bir isim tamlamasıdır, ad tamlamasıdır ve hiçbiri belgisiz zamiridir. Aşıklar hep aynıdır. Günün birinde sevgilinin dönmesini bekler. Günün biri bir ad tamlamasıdır. Burada biri sözcüğü belgisiz zamirdir. Sensiz günlerim karanlık, tatsız, adeta nefessiz gibi. Burada sensiz günler bir sıfat tamlamasıdır. Zamirler yapım eki aldığında zamir olmaktan çıkarlar. Burada sensiz sözcüğü sıfattır ve bir sıfat tamlamasıdır. Burada zamirin tamlayan ya da tamlanan olduğu bir isim tamlaması yoktur. Cevabımız A seçeneğidir.